Arkadaşlar, kombinatörün diğer önemli konularından, başlıklarından birisi olan içerme dışarma prensibini tanıtacağız. Bu aynı evrensel kümeye ait olan n tane diyelim kümenin birleşim kümesinin eleman sayısını bulmayla ilgili bir formüldür. Şöyle, biz bunlara A1, A2, AN diyelim. Alt küme E olsun. Tabii bizim burada E kümemiz sonlu bir küme. Kolaylık olsun diye gösterim olarak A1'in eleman sayısını mutlak değer A1 diye göstereceğiz. Yani şunu yazayım ben. X kümesinin eleman sayısı mutlak değer X ile gösterelim. Hadi S yazmak biraz daha S, A, S, B, S, X gibi yazmak biraz daha uzun olabiliyor. Şöyle ifade edeceğiz. O zaman S veya S diyelim. Mutlak değer artık kullanacağım. İ eşittir 1'den N'e kadar birleşim yaptım. A, İ. Yani ne demek oluyor bu? A1 birleşim, A2 birleşim, A3 diye böyle AN'e kadar birleşimleri aldık. Bunların eleman sayısı N tane kümenin eleman sayısı için bir şey söylüyoruz. Önce o A1, A2 gibi AI kümelerinin İ1'den N'e kadar yine alalım. Her birinin eleman sayılarını teker teker topluyoruz. Bu büyük toplam getirir. Eksi İkişerli kesişimleri çıkarıyoruz. A, İ kesişim, A, J diyelim biz buna. Bunları çıkarıyoruz. Şöyle de ifade edebiliriz bunun alt sınırını. 1 küçük eşit İ, İ küçüktür J'den diyelim. Bu da küçük eşit N üzerinden almış olalım. Yani A1 kesişim A2 varsa A2 kesişim A1 diye bir şey almayın. A1 kesişim A3, A1 kesişim A4, A2 kesişim A3, A2 kesişim A4 vesaire gibi. Bütün ikişerli kesişimlerin eleman sayılarının toplamını çıkarıyoruz. Sonra üçlüleri tekrar ekliyoruz. Dörtlüleri çıkarıyoruz vesaire varsa yani en alacağı değeri göre. Bu şekilde devam ediyoruz. Buraya bir küçük eşit i diyelim. İ küçüktür j'den, bu da küçüktür k'dan, bu da küçük eşit n diyelim artık. Üç küme aldığım için böyle olacak. Buraya da a, i kesişim, a, j kesişim, a, k diyelim. Eleman sayıları. Sonra eksi gelecek. Artı eksi, artı eksi diye geliyor. En sonunda da hepsinin kesişimini toplayacağız veya çıkaracağız en alacağı değere göre. Onu da sonuna yazabiliriz. Artı eksi 1 üzeri ne diyelim? Mesela ikili de olursa son kümeyi A1 kesişim A2'yi çıkarıyorum. O yüzden en artı 1 yazalım biz buraya. Evet. Çarpı hepsinin kesişimi. Hepsinin kesişimini de biz şöyle büyük kesişim sembolü üzerinden gösterelim. İ eşittir 1'den N'e kadar A, İ diyelim ve tamamlanmış oluruz böylece. İçerme dışarma prensibi denen formül bu. Çok çok durmayabilir, uzun durabilir. Yerine göre kullanacağız. Lise müfredatında biz anlatırken sıklıkla 1 ve 2 küme için kullanıyoruz. Yani bunun açık ifadelerinde şöyle bir yazalım tekrardan neler olduğunu. Özel durum olarak n eşittir 2 için şu oluyor. A birleşim B diyelim. Bunun eleman sayısı A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B. Sık kullandığımız bir formüldür. Bunu biliyoruz yani. N eşittir 3 için yine A birleşim, B birleşim, C'nin eleman sayısı eşittir. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı artı C'nin eleman sayısı eksi A kesişim B eksi A kesişim C eksi B kesişim C artı üçlü kesişim A kesişim B kesişim C şeklinde ifade edilen formüller. İlk sorumuza başlayalım biz. İçerme dışarma prensibi ile ilgili ilk sorumuz 1'den
1260'a kadar olan pozitif tam sayılar var elimizde. Bu kümenin elemanlarından kaç tanesi 2, 3, 5 ile sayılarından en az birine bölünebilir? Evet, bu arada bu 1260'ı tabi asal çarpanlarına ayırma ihtiyacımız yok ama ayıralım. 1260. 126 sayısı mesela 2'ye bölersek 63 oluyor. 2'nin karesi 5, 7. Evet. 63 çarpı 2 idi. Onun içinde de 2 çarpanı var. 2'nin karesi var. Sonra 3'ün karesi gelecek. 5 çarpı 5 çarpı 7 diye şu şekilde ifade edelim. Çarpanlar ayırmış olalım. Bunlar böleceğimiz asal zaten sayılar. Ondan dolayı bir kolaylık sağlayabilir bize. Şimdi şunu herhalde söylemekte fayda var. 4 tane kümemiz var. Yani oluşturacağımız içerme dışarıma için. 2 ile tam bölünenler, 3 ile tam bölünenler, 5 ile tam bölünenler, 7 ile. Bunları A, B, C, D dersek A birleşim, B birleşim, C birleşim, D kümesinde eleman sayısını bulacağız. Uzun bir içerme dışarıma yapacağız. Yani bir kuvvetli işleme girişeceğiz. Peki yapalım. O zaman A eşittir. 2'nin katları olanlar olsun böyle. O zaman A kümesinde eleman sayısı 1260'ın yarısını alalım. 2'nin katları için. Burası 630 geldi. Evet. Diğerleri de 3'ün 5'in geri katları. B kümemiz 1260'ı 3'e bölmemiz gerekiyor. Evet, 126'yı 3'e böleceğiz. 42. O zaman burası da 420 oldu, doğru mu? Peki, C kümesini yapalım. 5'e bölünenler 1260'ı 5'e böleceğiz. Onu 5'e bölersek 2, 126'nın 2 katını alacağım. 252. Peki. Evet. Devam edeyim. Şuraya da D kümesini yazalım. Evet. Burada da 7'ye bölmem gerekiyor. 1260 bölü 7. Kaç hocam? 360. 360. Peki. 360 oldu. Şimdi bize başka neler lazım? İkişerli kesişimler gerekiyor. A kesişim, B. Evet. 180 hocam. A kesişim B olacak. 780. Evet. 1260. 7'ye böldük. Hem 2'yi hem de 3'e bölüyoruz. Yani 6'ya bölüyoruz ama. 180. 180. Evet. Şey yok hocam. Şu sonuncusu. D. D. D 180. Peki. Şurada 4 kere 5, 20, 20 ile 9'u çarptık, 180, doğru. Burada 6'ya böleceğim. 6'ya bölersek 2 üzeri 1, 3 üzeri 1'imiz var elimizde. 2 kere 5, 10. Burada da 3 ile 9, evet. 27, 210 geldi. Tamam. A kesişimce. Tabii böyle ikişerli kesişimler 6 tane oluşuyor. 4'ün ikili kombinasyonundan dolayı 6 tane böyle kesişim bulmamız gerekiyor. 260'ı hem 2'ye hem de 5'e bölmem lazım. Ona bölersek yani 126 oldu. A kesişim B'yi yazayım. 1260'ı hem 2'ye hem de 7'ye bölmem gerekiyor. 90. Evet, 2 ve 7'ler giderse burada 90 geldi, doğru. Bu tamam. Sonra D'ye bakalım, D kesişim C'ye bakacağım. 1260 sayısına hem 3'e hem de 5'e bölmem gerekiyor. 3 ve 5 çarpanlarından birer tane azaltırsak. 84. Evet. 84 burası. Sonra B kesişim D'ye bakalım. 3 ve 7'ye bölmem lazım 1260'ı. 60. Peki. Sonra bir de C kesişim D'ye kaldı elimizde. 1260'ı 5'e ve 7'ye bölmemiz gerekiyor. 9 kere 4, 36. İkişerli kesişimlerimiz de tamam.
Evet, geldik üçlü kesişimlere. Dört tane vardı böyle. Dördün üçlü kombinasyonu dört olduğuna göre üçlü kesişimlerden dört tane gelecek. Evet, 260'ı hem 2'ye hem 3'e hem de 5'e bölmek istiyorum. Evet, dolayısıyla 2 çarpı 3 çarpı 7 kaldı. 6 kere 7, 42. A kesişim, B kesişim, D'ye bakıyorum. 1260'ı 2'ye, 3'e ve 7'ye böleceğim. 7 gittiğinde 5 kere 2, 10, 3 de burada var. 30. 30. Ah. Peki, uzatalım sayfamızı. Sonra neye bakabiliriz? Bir de A kesişim, C kesişim, D'miz var. 1260'ı 2'ye, 5'e ve 7'ye böleceğiz. Evet, 5 ve 7'ler giderse, 7 giderse 1 tane 2, 1 tane çuval, 9 kere 2, 18. 18. Artık A'la almayalım kesişimi. B kesişim, C kesişim. B kesişim, C kesişim, D. 1260 bölü. Evet, burası 3, 5, 7 oldu. Elimizde 1 tane 3, 2 tane de 2 çarpma kaldı haliyle. 4 kere 3, 12. Ve son olarak dörtlü kesişim alacağız. A kesişim, B kesişim, C kesişim, D. Eşittir 1260 bölü 2, 3, 5, 7. Elimizde 1 tane 2, 1 tane de 3 çarpma kalacaktır asal çarpmalar ayrımından dolayı. 6 olduğunu biliyoruz. O ne diyelim? İçerme dışarıma prensibinden. Şimdi yapalım. A birleşim, B birleşim, C birleşim, D'nin eleman sayısını bulacağız. Burada iyi bir toplama yapalım. Toplama çıkarma işlemlerimiz. Bakalım. 630 artı 420. Arkadaşlar yapabilirsiniz. Siz de, ben söyleyeyim hocam istiyorsanız. 630, 420. 150, 280. 252 artı 180. 180. Eksi. Evet. 210. 210. 26, 90, eksi 90, eksi 84, eksi 60, eksi 36. Artı 42, 30. Evet, artı 42, artı 30, artı 18, evet, artı 12. Eksi 6. Peki. İşlemin sonucu kaç geliyor buradan? 972 geldi. 972 geldi. 972. Peki. B kısmındaysa bu sayılardan hiçbirine bölünmez diyordu. Yani tümleme yapmamız gerekiyor. O zaman istenenimiz ne oluyor? 1260 tane sayıdan 972'si bölünebildiğine göre, en az birine bölündüğüne göre hiçbirine bölünmeyenler bulmak için çıkarma işlemini yaparız. Buradan da 288 geliyor zannediyorum. Bunu da böylece bulmuş olduk. Şimdi burada bir kısa bir yolumuz var. İkinci yolumuz var. Hemen yapalım. D şıkkını da kısa bir şekilde bulabilirsek diyelim 288 cevabımızı. A'yı da tabii ki 1260-288'i elde edebiliriz 972. Yani birisi de kısa bir yolla bulsak öbürü elde edilecek. A ve B birbirinin tümleyeni de yani durumlardır. Peki ne yapabiliriz? Dikkat edersek 1260'ın çarpanları olan 2, 3, 5, 7'den en az birine bölünebilme veya hiçbirine bölünemeyen. Hiçbirine bölünemeyen demek 1260'la aralarında asal olanlar demektir. O yüzden biz ne yapıyoruz? Şöyle bir sayılar arıyoruz. 1 küçük eşit x küçük eşit 1260 ve çünkü aradığımız sayılar kümen elemanları ve neyi arıyorum ben? OBEB x virgül 1260 diyelim olan eşittir 1 olan yani
160'lar aralarında hasar olması için 2, 3, 5 cepten hiçbirine bölünmemesi gerekiyor. Bu sayıları arıyoruz. Olan x tam sayılarına sayısı bunu evvelki fonksiyonuyla bulabiliriz. Çıkardım. 2, 9'dan çıkardık. 6, 5'ten 1 çıkardık. 4, 7'den 1 çıkardık. Buradan da 6 geldi. Evet, 36, 4 ile çarparsak 144. 144'ün 2 katı 288 geldi. 288 tane sayı 2, 3, 5, 7'den hiçbirine bölünmüyormuş diye bulduk. Burada şunu da söylemekte fayda var. Evaluatif fonksiyonun ispatı ispatlarından birisi. Bu formülün geliş yerlerinden birisi. İçermen dışarmayla yapılabiliyor, elde edilebiliyor. O bakımdan içermen dışarma prensibinin önemli uygulamalarından birisi Euler fi fonksiyonudur diyebiliriz. Arkadaşlar, ikinci sorumuz evre çift problemlerinden birinci türü diyelim. Evre çiftlerin düz sıra halinde yan yana dizilmesi ve evre çiftlerden herhangi ikisinin yan yana bulunmadığı dizilmelerin sayısı bu isteniyor. Bu da içeride dışarmanın güzel uygulamalarından birisidir. Bundan bir sonraki versiyonu da hani üçüncü olarak hani daha zor gelebilecek bir şey olabilir. Yuvarlak masa etrafına bu evli çiftleri yerleştireceğiz ve evli çiftleri yan yana bulunmasını isteyeceğiz. İki ve üçüncü sorularımız budur. Bakalım. Önce düz sıra halinde bir çözelim problemi. Sonra buna da n için genel ifadesini de yazalım. N tane evli çift olursa iki n kişiyi yan yana istenen şartlarda nasıl sıralıyoruz bakalım. Peki. Öncelikle şuna bakalım. Tüm durumumuza bir bakalım. Tüm durumumuz düz sıraya dizildiği için 8 kişi var. 8 faktörü yerdir. Şimdi istenmeyenleri çıkaralım. Yani istenmeyen dediğimiz A kümesi şu olsun. A1 ve A2 diyelim. Bunlara mesela ayzadeler diyelim A1 ve A2'lere. Sonra B1, B2 diye iki ailemiz olsun. İşte karı koca diyelim bunlar. Bunlar B'zadeler, C'zadeler, D'zadeler gibi. Öyle isimler verelim. O zaman şöyle A1 ile A2'nin yan yana olduğu bunları böyle bir paketleyelim. Diğerleri B1, B2, C1, C2, D1, D2. Tabii bunlar kendi aralarında yer değiştirebiliyor. Bu D1, D2'ler, C'ler vesaire. Bu şekildeki bir istenmeyen dizilime bakalım. Ama A1 ile A2'yi yan yana koyduk. Evet. Bu istenmeyen durumlarımızdan birisi. Bunun sayısı ne olur? Buna bakalım. Burada bu silgiyi aldık öyle. Şu anda elimizde 7 kişi var gibi bakıyoruz. 7 faktöriyel oldu. Çarpı A1 ile A2 kendi arasında yer değiştirmesini 2 faktöriyel olarak gelir. Evet. Şimdi ben B1 ile B2'yi de yan yana koyabilirim tabii bu şekilde. C1, C2 ya da D1, D2. Dolayısıyla hangi ailenin yan yana geldiğini belirlemek için çarpı 4 diyebiliriz veya 4'ün birli kombinasyonu diyeyim. A'lar mı yan yana, B'ler mi, C'ler mi, D'ler mi bunları belirliyorum. Bu şekilde 4 ile çarptık. 8 faktöriyelden bunu çıkarırsak bir miktar ilerlemiş oluyor sorumuz ama yeterli değil. Sonra ikişerli kesişimlerimiz var. Bunları tekrar dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü içeride dışarıma prensibi ne diyordu bize? Birleşim kümesinin eleman sayısını bulurken kümeleri tek tek topladık. Sonra ikişerli kesişimler evet bunları çıkarın, eklemeyi çıkarın bu şekilde gidiyor. Üçlü kesişimler, dörtlü kesişimler buna bakacağız. Peki bakalım. Şimdi A1, A2'ler diyelim ki yan yana, örnek olarak bunu yazdım. B1, B2 grubu yan yana olsun. Sonra C1, C2, bunlar ayrılma şansı var. D1, D2'nin. Bu şekilde
5, 6 tane kişi var gibi sıralayacağız. 6 faktöriyel olur. Fakat A'lar kendi arasında yer değiştirebilir, B'ler kendi arasında yer değiştirebildiği için 2 faktöriyelin karesi diyelimiz buna. Her biri 2 faktöriyel getirecektir. Bu da ikişerlik kesişimlerimiz oldu. Üçlü kesişimi yapacağız. A1, A2'ler böyle bir grup. B1, B2'lerimiz ikinci bir grup. C1, C2'lerimiz üçüncü bir grup oldu. D1 ve D2'nin tabii ayrı olması mümkün. D'ler, 1, D2'ler araya karışabilir. Yan yana da gelebilirler varken. Bu durumları saysak kaç oldu? 3, 4, 5 kişi var mı düşünürsek 5 farklı ya çarpı. C1, C2'ler kendi arasında yer değiştirdiğim için onlar da 2 farklı ya. Yollar değiştirebilirler. Dolayısıyla küpü oldu. Bir öncekinden nasıl bir eksiklik? 4 faktöriyel. Evet, tabii şansmanlar koyacağız. Eksiklik var. Şimdi burada A1, A2 olsun dedik de örnek olarak aldım. Herhangi ikisini de seçebiliriz. İkişerlik kesişimlerde. Yani A1 ile C1 de gelir, A1 ile D1 de gelir. Bunu belirlemenin yolu nedir? 4 tane aile türünden ikisini seçmektir. Burada da 4'ü üçlüsü olarak seçeceğiz. Son kısımda 4'ün dörtlüsü demeye gerek yok. Yani düzeni bozmasın diye yazabilirsiniz. A1 ve A2 yan yana, B1 ve B2'ler yan yana, evet, C1 ve C2'ler yan yana, D1 ve D2'ler bunlarla yan yana oldu. Dolayısıyla 4 farklı nesneyi sıralama gibi 4 farklı yer yaparız. Her bir kendi içerisinde sıralanacak. 2 faktöriyel üzeri 4 çarpı buraya da isterseniz 4'ün 4'lüsü diyelim ki şöyle sistematik bir şey oluştuğunu görmüş olalım. Buraya da 4'ün 0'lısı yazın isterseniz çarpma olarak. Peki o zaman toplam olarak bizden istenen şu olacaktır. Bunu illa sayısal olarak hesaplamamıza gerek yok. 8 faktöriyel eksi 4'ün 7 kombinasyonu çarpı 7 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel artı 4'ün ikili kombinasyonu çarpı 6 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelin karesi eksi evet şuradan çıkaralım tekrar 4'ün üçlü kombinasyonu çarpı 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelin küpü evet ve artı son olarak da ekleyelim. 4'ün 4'lü kombinasyonu çarpı 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelin küpü diyebiliriz. 4'üncü küpü dersek. Evet. Bunu da ben sayısal olarak bir sonucunu yine yazmamız mümkün yani. Biraz uzun hesap yapacağız ama bununla ilgili bir şey söyleyebiliriz. Veya kalsın. Dinleyiciler merak ederse kendisi hesaplayabilir bunu. Evet, arkadaşlar n tane evli çift olursa iki en kişi için aynı problemi çözelim. Bunun genellemesini verelim. Evli çiftlerden herhangi ikisi yan yana gelmeyecek. Bu durumda artık burada tabii 4 aile varken diyelim 4 çift varken 8 faktöriyel olmuştu başlangıçta. O zaman biz de burada 2 en faktöriyeli yazacağız. Sonra buradan tabii 4'ün birisi değil n'in birini kombinasyonuyla çıkarma yapmam gerekiyor. Çarpı 2n eksi 1 faktöriyel diyelim buna. Çarpı 2 faktöriyel artı n'in ikili kombinasyonu çarpı 2n eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelin karesi diyebiliriz biz buna. 2'nin karesi de yazabiliriz artık çok fark etmiyor ama bu şekilde artı eksi artı eksi diye devam edeceğiz. Böyle yazarsak bittiği yerde n'in n'in kombinasyonuyla tamamlanacaktır. Genelleme bitmiş olur. Dördüncü sorumuz. 4 evli çift yuvarlak masa etrafına, bu defa yuvarlak masa etrafına diziliyorlar. Herhangi iki çift evli çift yan yana bulunmayacak. Kaç farklı dizilim vardır? Bu öncekine göre tabii yuvarlak masada girdiği için klasik bir şekilde bunu hesaplamaya çalışsak çok zor olabilir. Evet, meşhur bir problem olmuş. Sanırım 1800'lerde ulaşılmış bu problemle ve sonra da çözüme kavuşmuş, içeriden dışarıdan yöntemiyle çözülmüş bir problemdir. N tane evli çift içinde genellemesini vereceğiz biz bunun iki en kişinin. Problemi de menaj ismiyle meşhur evli çift problemi. Evet. Şimdi o zaman yine başlangıçta 8 kişiyi
Yuvarlak masa etrafından kaç yol dizebiliriz? Buna cevap verelim. Yani tüm durumumuz nedir? Ona bir cevap verelim. Tüm durum 8-1 faktöriyel, 7 faktöriyel yuvarlak masa etrafında olduğu için böyle dizik. Şimdi istenmeyen durumlardan bir tanesini şöyle ifade edelim. Bunlar yine aizadeler diyelim. A1, A2 olsun ve bunların yan yana gelmesi durumu. Bu istenmeyen bir durumdur. Bunu dışarıya atacağız. Diğerleri B1, B2, bunlar B'zadeler, şunlar C1, C2'ler, C'zadeler, D1, D2'ler de bunlar da D'zadeler olsun. Evet, bu istenmeyen durumu sayısında biz bulalım. Şunları tek bir nesne gibi aldığımız için, kırmızı içine bu yuvarlak içine aldığımız kısmı, 6 orada, bir de burada var 7. 7 kişi 6 farklı reel yolla sıralanırlar. Çarpı A1 ve A2'nin kendi arasında yer değiştirmesi de mümkündür. Sonra biz burada tabii A1 A2'yi seçtiğimiz gibi, bu Ayzade ailesini seçtiğimiz gibi B'leri de seçebilirdik. Dolayısıyla 4'ün 1'li kombinasyonuyla bunu çarpmamız lazım. Evet, hangi aileyi seçtiğimizi bulmak için. Peki, bundan başka ne var? İki tane ailenin üyeleri yan yana geldiği düşünürse şuna bakmamız lazım. Daha onu şöyle yan tarafa yapayım. A1, A2 bunlar yan yana gelirken burada da B1, B2 bunlar yan yana gelmiş olsunlar. C1, C2, D1, D2 bunlar kendi aralarında tabii değişebiliyorlar. Bu tür durumların sayısına bakalım. Yine bunları belirlemek için öncelikle bu ailelerden hangi iki çift yan yana gelmiş onları belirlemenin yolu 4'ün ikili kombinasyonudur. Çarpı dairesel permütasyonda bunları sıralayalım. 4 kişi burada var, 5, 6 kişi var gibi düşünürsek 5 faktöriyel yolda sıralanacaklar. Çarpı 2 faktöriyelin karesini yazmam gerekiyor. A1 A2 kendi arasında, B1 B2 kendi arasında yer değiştirdiği için. Peki sonra ne yapmam lazım? Aile 3 aile için buna bakalım. A1 A2 B1, B2 ve C1, C2. Bunlar böyle blok halinde yan yana gelmiş olsunlar, A1'ler, B1'ler, C1'ler. D1 ve D2'de bunların arasında tabi dağılabilir. Bu tür durumlara bakalım. Yani ikişerli kesişimlere bakıyorum. Burada üçlü kesişimi hesaplayacağım. Sonra dörtlü kesişime bakacağız. İçerme dışarmayı uygulayacağız. Evet, bu tür durumların sayısı için. Önce dördün üçlü kombinasyonuyla bu aileleri seçelim. Yani ABC'yi seçtiğimiz gibi ABD seçebiliriz. ACD yapabiliriz ya da BCD. Dördün üçlüsü bu işte. Çarpı 3, 4, 5 nesne yuvarlak masa etrafından 4 farklı reel yollar sıralanır. Çarpı yine A'ların kendi arasında, B'lerin, C'lerin kendi arasında yer değişimlerinden dolayı 2 farklı reelin küpü olarak geldi. Şimdi herkesin kendi eşiyle yan yana oturduğu durumlara bakalım. A1, A2, B1, B2, bu da C1, C2 ve D1, D2 diyelim. A1, A2 yan yana, B1, D2 yan yana, C1, C2 yan yana, D1, D2 yan yana. 4 nesne var. 4 kişi yuvarlak masa etrafına oturacak. 3 faktöriyel yolda oturabilir. 4'ün 4'lü kombinasyonu da yazabiliriz de gerek yok ona. Dairesel de uyguluyorum. Veya 4'ün 4'lüsü diyeyim, gerek bozulmasın. Çarpı 3 faktöriyel. Çarpı dairesel permütasyondan gelen 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel üzeri 4. Yine A1 A2 yer değiştirilir, B1 B2 yer değiştirilir. Bunlardan dolayı 2 faktöriyeller geldi. Şimdi içeride dışarıdan prensibimizi uygulayalım. Bakalım. Şöyle sayılar gözümüzün önünde olsun. İçerme dışarıdan gider. İstenen şu oluyor. 7 faktöriyel eksi 4'ün 7 kombinasyonu çarpı 6 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel artı 4'ün ikili kombinasyonu çarpı 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelin karesi eksi 4'ün 3'lü kombinasyonu çarpı 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelin küpü artı 4'ün 4'lü kombinasyonu 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelin 4. kuvveti diyebiliriz. Ve bunu genelleyelim. Problemi en çift için genellemesinde verirsek daha iyi olur.
Kovalak mesela daha fena oturacağı kadar ve çiftler hiçbir yan yana gelmesini istiyoruz. Bu durumda burada 7 faktöriyel yerine 2 en kişi olduğu için 2 en eksi 1 faktöriyel yolla yuvarlak masa etrafına otururlar. Buradaki 4'ün birisi yerine artık ailelerden birini seçiyoruz. En'in birini kombinasyonu yan yana gelen çifti seçmiş olan. Aile burada da 2 en eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel artı. Sonra en ikili kombinasyonu çarpı 2 en eksi 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel karesi eksi böyle. En önemlisine kadar, gidene kadar devam etmemiz gerekir. Beşinci sorumuz, tam olarak 3 farklı rakam içeren 6 basamaklı kaç doğal sayı vardır? İçerme dışarma ile soru yapılabilir, içerme dışarmasız da yapabiliriz. Mesela içerme dışarma prensibi içinde kullanabiliriz. 3 rakamımız şöyle düşünüyorum sadece bir taslak olarak, çözüm 1 diyelim, işe yaramaz mı? Öncelikle 10'un üçlüsü diye rakamlarımızı seçelim. 10'un üçlüsü. 0'ı da dahil ediyorum bu arada. 0'ı kullanma şansım var çünkü aralarda ama başa gelirse de sıkıntı oluşturur tabii ki. Bir de kuvvetli bir simetri yöntemi de arada kullanacağız. Böylece ikisiyle birlikte soru çok güzel çözülecek. 10'un üçlüsü diyelim. Bir de 3 rakam, A, B, C gibi 3 rakam seçtik. Rakam seçelim. Burada sıfırın gelmesinde zarar yok. Yani sona gelirse, ortaya gelirse problem yok. Sadece başa gelirse sorun oluşturacak. Onu da istemiyoruz. O da aklımızda dursun tabii ki. Şimdi içerme dışarma öyle yapmak istiyorum dedim. 6 basamak oluşturacağız. O zaman birinci en baştaki basamağıma bu sayılardan herhangi birisini getirebilirim. O zaman tüm durum benim için böyle üçleri çarparak gitmem gerekiyor. 3 üzeri 6 olur. Tüm durumumuz budur. Her bir basamak için 3'er seçeneğim var. 3, 3, 3, 3, 3 diye çarptık. Peki, bunların içinde hepsinin A, A, A olduğu olursa bu bizim işimize yaramaz. Değil mi? O zaman diyelim ki veya C'yi kullanmalıysa diyelim mesela. Bu istenmeyen bir durum olarak bakalım. C'nin olmadığı, yani C'nin olmadığı diyorum da temsil olarak A'nın da olmadı, B'nin de olmadı gibi ama o yüzden 3'ün birisiyle yapıp çarpmam gerekiyor. Örneğin C'nin olmadı olsun. İsim verme bakımından böyle yaptım. O yüzden 3'ün birisi diyelim. A'yı da seçelim, B'yi de ya da C'yi de. Evet, çarpı. Geri kalan bir şöyle 2 üzeri 6 tane yazılması gerekiyor. A ve B'leri kullanarak 2 üzeri 6 tane yazılır. Bunları çıkarmam gerekiyor. Sonra neye bakayım? C'nin olmadığı. Bu duruma bakalım. Burada ne gelir? 3'ün ikili kombinasyonu. Aslında bu şeydir. A ve C'yi de seçebilirsiniz kullanmadığınız olarak. A ve B'yi de ya da D ve C. O yüzden çarpı 3 getiriyorum. A ile hepsine tek bir mesela A varsa A'yı kullanacağınız için 1 üzeri 6 olur. Diğerinde 0 gelecektir. 3'ün üçlüsü falan diye bir şey derseniz öyle bir sayı olmaz zaten. 0 getirir. İçeride dışarmayı yapalım biz buradan. O zaman istenen durumumuz ne oluyor? Bakalım. 3 üzeri 6 eksi 3 çarpı 2 üzeri 6 artı 3 çarpı 1 üzeri 6 diyorum. Bu sayıyı 13'lü kombinasyonuyla çarpıyorum. Yalnız burada bir sorun var. Bu bize cevabı vermez. Seçtiğim sayılar içinde 0 gelirse ve o 0 da başa gelirse ne olur? Bir arıza çıkar değil mi? Peki 0'ın başa gelme şansıyla 1'in başa gelme şansı birbirine eşittir değil mi? Çünkü simetriktir bütün durumlar. İkinin başa geldiği durumların sayısı eşittir vesaire. 9'un başa geldiği durumlar. O halde tüm durumlar içerisinde, bu kadar durumlar içerisinde sıfırın olmadığı, sıfırın olduğu 1 bölü 10'dur. Sıfırın olmadığı da 9 bölü 10'dur. 9 bölü 10 çarpı simetriden dolayı bunu yazıyorum işte. 13'lü kombinasyonu dersek katsayımıza bize cevabı verir. Evet. Bunu biz bir hesaplamak için vakit harcayalım. Deneyelim bakalım vakit harcayalım buna. Buradan cevabımız 58.320 olarak hesaplanıyor. Şimdi ikinci bir yol deneyelim. İçeride dışarmasız bir yol deneyelim. Hani pratik olur mu olmaz mı çözerken göreceğiz. Ne tür kalıplar var elimizde ona bakalım. 3 tane rakam kullanacağımız 6 basamaklı sayılar. A, 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 A gibi 4 tane basamağımız var elimizde. Birisi B, birisi C olsun. Bu formatta olabilir. 3 tane rakam aynı olsun. A, A, A'larımız aynı olsun. 2
İki tane rakam kendi içinde aynı, birisi farklı olsun. Böyle bir şey olabilir. Ya da her birinden ikişer tane bulunabilir. İki tane A, iki tane B, iki tane C. Türü kalıplarımız var. Ana formatlar bunlar. Peki, şimdi öncelikle ne yapalım biz? Üç tane rakamı seçelim. Üç rakamı. Onun üçlüsü ile belirleyelim. Bunun içine sıfır da gelebilir. Hani sıfır sonunda olduğu zaman sorun yok. Başa gelirse de onu halletmek için bir yöntemimiz var zaten. Simetriden faydalanacağız. Ondan dolayı sıkıntımız yok. Yani sıfırı ayrı incelemek falan işi daha da uzatacak. O yüzden ayrı bir inceleme yapmıyorum sıfır için. Onun üçlü kombinasyonu ile belirledik. Şimdi sayılarımızdan birisini dört kez kullanacağız değil mi? A, 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 B, C formatına bakalım. Bu kalıplı olanlara. Şimdi üç sayıdan birini belirliyorum. Dört kez kullanılacak sayıyı belirleyelim. Bunu dördün birinin kombinasyonu ile birini seçtim. Peki. Ondan sonra bunların kendi aralarındaki yer değiştirmelerine bakalım. Üçün birisi değil mi? Dördün birisi. Üçün birisi elimiz lazım. Doğru söylüyorsunuz. Peki dörtten dolayı birden dikkatim dağıldı. Üçün birisi olacak. Hangisine dört kez kullanacağımıza karar veriyoruz? A'yı mı, B'yi mi, C'yi mi diye. Üçün birisi. Çarpı. Altı tane sayımız mı var burada? Evet. Altı faktöriyel bölü. Tekrarlı permütasyondan dolayı dört faktöriyel diyebiliriz. Hesaplamasını yapmıyorum. Birazdan hesaplamasına çarparız, ulaşırız. İkinci kalıbımıza bakalım. O da neydi? Şimdi çıkaralım mı? Sıfırlar. Onu en son 9 bölü 10 ile çarparak halledeceğim. O yüzden orada problemimiz yok. 2 tane B, 1 tane C'miz var. Şimdi burada, evet. 3'ün 1'i 2'nin 1'i. Şimdi sayımıza bir karar verelim. Hangisini 3 defa, hangisini 2, hangisini 1 defa kullanacağız? Buna karar veriyoruz ya böyle bir şeye. Mesela 3 sayılar 3, 2, 1 ise 333, 2, işte 22 ve 1 var. Sonra 111, 22, 3 falan var. Bunların yer değiştirmelerini düşünürsen 3 faktörüyle mi çarpmam lazım? Çünkü hangisini 3, hangisini 2, hangisini 1 defa kullanmadığını seçmek için 3 faktörüyle de bunu çarpmam gerekiyor bir kere. Sonra şuna karar verelim. 6 faktöriyel bölü tekrarlı permütasyondan dolayı yerleşmenin dolayı 3 faktöriyel, 2 faktöriyel diyebiliriz. Peki biraz daha şöyle sayfamızı açalım. Son formatımız AABBCC kalıbı. AABBCC. Şimdi hepsi burada eşit sayıda zaten geliyor. Dolayısıyla 11, 22, 33 gibi bir sayımız varsa birinin diğerinin üstünde olmak için belirleyici bir şey yok. 6 faktöriyel bölü 2 faktöriyel, 2 faktöriyel, 2 faktöriyel deriz. Evet. Şu değerlerin tersini hesaplayalım. Burası 6 çarpı 5 geldi. 30, 3 ile çarptım. 90. Evet. Şurada evet. 6 faktöriyelin yarısı 360. Burada 6 faktöriyeli 8'e bölmem gerekiyor. 727, yarısı 360, yarısı 180, yarısı 90. Burası da 90 olarak geldi. 90, 90, 180, 360 ile toplarsak 540 yapıyor. Peki o zaman istenen şu olur mu acaba? Bunu bir hesaplayalım. Evet. 10'un üçlü kombinasyonu çarpı 540 diyorum. Fakat bunu bir katsayıyla çarpmam lazım. Çünkü bütün bu durumlar içerisinde 0'ın başta görülme şansıyla 1'in başta görülmesi veya 9'un başta gelmesi şansı birbirine eşittir. O yüzden 9 bölü 10'u bunlar bizim işimize yarayacaktır. 1 bölü 10'u 0'la başlayacaktır. Bunu bir hesaplayalım arkadaşlar. Hesabımız doğru mu yanlış mı göreceğiz. Evet, hesaplamamızı yaparsak buradan da 58.320 aynı cevabına ulaşıyoruz. 7. sorumuz. Soru metni şöyle uzunca gibi bakalım. Bir okulda 54 öğrenci ve 11 farklı kulüp vardır. Her bir kulübün en az 15 üyesi vardır. Herhangi 3 kulübün en az bir ortak üyesi vardır. Aynı anda 4 kulübe üye olan öğrenci yoktur. Dolayısıyla 4 veya daha fazlasından da yoktur. Yani 5 kulübe üye olan hiç yoktur demektir bunun anlamı. Buna göre en az 6 ortak üyesi olan 2 kulüp bulunduğunu gösterilmez. Böyle 2 kulüp varmış ki
6 öğrenci hem ona hem ona üye olacak. Böyle bir şey vardır diyor. Ama 1. ve 2. kulüp mü bu, 1. ve 3. kulüp mü, 11 ve 12, 10. kulüp mü onu bilmiyorum. Böyle iki kulüp vardır diyor bu şartlara bağlı olarak. Onu gösterin diyor. Bakalım ne yapabiliriz. Öncelikle ben de bir matematik diliyle ifade ederim. Şimdi okulumuz 54 kişi olduğu için şu kulüplere de biz şey diyelim. Kulüpler A1, A2, A11 kümeleri olsun. Bir öğrenci A1 kulübüne üyeyse A1'in elemanı diye bakacağız yani böyle bakalım. Peki o zaman şunu söyleyebiliriz. Bu mutlak değer A1 diye gösterdiğim şey A1 kümesinin eleman sayısı olsun. Bu büyük eşit 15 olacak. Ama her birinin büyük eşit 15 olması için ben buraya A'yı yazayım. Büyük eşit 15. İ de 1, 2, 11 diye değer alsın. Verilen bu. Her birinin en az 15 üyesi var. Peki. Başka ne var elimizde? Bu birinci şartımız. İkincisi de 3 tane olursa A'yı kesişim A kesişim AK. Bunun da büyük eşit 1 olduğunu söylüyor. Bu IJK'lar tabii ki 1'den 11'e kadar değer alıyor ama aynı sayılar değiller tabii ki. Hepsi birbirinden farklı olsun. Bu veriliyor. Daha yüksek değerlerde de kesişimlerde 0 olduğunu söylüyor bize 4'lü kesişimlerin. Peki bir de ne diyelim biz buraya? Okul muydu bu 54 kişilik? Şunu da söyleyelim. Okuldaki öğrenciler de E kümesi olsun. E'nin eleman sayısı da bizim için 54 olarak veriliyor. Şimdi bu hiçbir kulüpte olmayan öğrenci olabilir mi? Onu da düşünerek şöyle yazayım. E'nin sayısı yani 54 büyük eşit A1 birleşim, A2 birleşim, nokta nokta birleşim, A11 yazayım. Niye? Eşit olabilir tabii ki ama hiçbirine üye olmayan öğrenci varsa okulun eleman sayısı, yani öğrenci sayısı bu birleşimden fazla gelebilir. O yüzden böyle matematiğe uygun olsun diye bu şekilde yazdım. Peki, buradakilerin sayısıyla ilgili de tabii aklımıza ne geliyor? Hani konumuzda içerme dışarma olduğuna göre buna bir formülü uygulayalım. İçerme dışarma prensibini uygulayalım bakalım. Bunun sayısı ne olur? Eşittir yazabilirim. Eğer şu anda henüz bir şey yazmayayım. Toplam sembolü A, İ yazalım biz buna. İ eşittir 1'den 15'e kadar. Sonra buraya büyük eşit, küçük eşit bir şey koyabiliriz. Yani devam edeceğim. Bu ekleme eklememek istememize göre. Veya şimdi direkt eşittir yazalım. Eksi. Şu 15 değil de 11. Şurası 11 tabi. Orası 15 değil de. Üst sınırımız 11. Eşittir 1'den 11'e kadar. Sonra buraya 1 küçük eşit i küçüktür j küçük eşit 11 diyelim. A'yı kesişim a j diyelim. Artı 3'lü kesişimimi yazıyorum. 1 küçük eşit i küçüktür j küçüktür k. Evet. Bu da küçük eşit 11 yazalım. Buraya da a'yı kesişim a j kesişim A, K diyelim. Böylece kapattık. 4 kesişimler 0 olduğu için artık gerisini artı eksilerini yazmıyorum. Bu eşitliğimiz doğru. Bu buraya eşit oldu şu anda. Peki bu aşamadan sonra bunların her birinin en az kaç elemanı vardı bizim için? 15 elemanı vardı. Peki o zaman ben bunu minimumda tutarsam yani kimisinin 16, 17 olduğunu düşünürsek büyük eşit 15 diye yazabiliriz. Fakat buraya da 11'in birini kombinasyonu diyeyim veya 11 tane elemanımız var. 15 diye yazdım. Eksi. Şimdi ikişerli kesişimlerle ilgili olarak tabii bir şey bilmiyorum da onu da şöyle biz kabul edelim. Dörtlüledikten sonra buraya hemen bir antiparantez bir şey açalım. Çünkü bunlarla ilgili bir şey bilmiyorum. Bunlardan en azından bir tanesi 6 ya da daha büyüktür diyor. İddiamız bu. Biz aksini kabul edelim ve bir an için şöyle iddiamızın aksini kabul edelim.
edelim. Ve şunlar hepsi küçük eşit 5 olsun. İddia bu yani. Hepsi 5 ya da daha küçüktür diyor. 6'ya ulaşan daha üstü değerler falan yoktur diyordu. O zaman aksi şu. Bu ikişerli kesişimlerle ilgili olarak toplama yazmayalım da. A'yı kesişim. A'cılar küçük eşit 5 olsun. Bu şart altında problemimizi çözelim. O zaman ben buraya 11'in ikili kombinasyonu yazarsam ve buna da maksimum değeri olan 5'i verirsem çıkardığım için, en büyük değerleri çıkardığım için burası iyice küçülecektir. Yani buraya küçük değerler, küçültecek şeyler yazarak ilerliyorum. O halde halen burası büyük eşit kalmaya devam eder. Yani bu 54'ün olduğu tarafta büyük eşit olmaya devam ediyor. Artı burası da en az 1 alıyordu. Buna da en küçük değeri olan 1'i verelim. Halen küçülüyor burası. O yüzden küçük eşitlik korunmaya devam ediyor eşitsizlikle. Burada ekleyebildiğim en az sayıyı ekliyorum. Buradan çıkarırken çıkarabildiğim en büyük sayıları çıkarıyorum. Yine buraya eklerken ekleyebildiğim en küçük sayıyı ekliyorsam orası küçük eşit kalmıyor. Burası küçülmeye devam ediyor. Burası 11'in üçlü kombinasyonu çarpı 1 olarak gelecek. Şimdi bu değeri bir hesaplayalım. 11 çarpı 15. Evet. 165 geldi. Eksi. Güzel yazalım. Diğerlerde bir hesaplayalım kaç geliyor. 275 midir? Eksi burası 275 mi? Kaç? 275 olması. Geride 330. 330. Yarısı. Yarısı. O zaman 15, 165. 165. Peki. Buradan da geliyor. 330, 55. 55 geliyor. 54 büyük eşit 55 bulduk. Evet. Buradan 54 büyük eşit 55 tam böyle sınırda kalan bir şey oldu. Eşitlik sağlanamıyor yani gördüğünüz gibi bu durumda. Çelişkisi çıktı. Bu çelişki nereden kaynaklanıyor? O halde en az bir tanesi için A'yı kesişim A'cı büyüktür. Büyük eşit 6 olması gerekiyor.